Hanımefendi Züleyha ve beraberindekiler huzura çıkmak istiyorlar. Yusuf Peygamber'in kokusunu alıyorum. Senat, sen misin? Allah'ın peygamberinin huzuruna çıktığımı zannediyordum. Sen misin Züleyha? Bir zamanlar bendim. Ama şimdi bütünüyle sensin. Arada bir Züleyha yok. Onca servetime ne olduğunu sormayacak mısın? Biliyorum. Hepsi Yusuf'un yolunda harcandı.
ihtişamlı hayatıma ne oldu diye sormayacak mısın? İşittim ki hepsini benim yolumda feda etmişsin. O güzelliğin, o çekiciliğin nasıl kaybolduğunu bana sormayacak mısın? Aşk acısı can yakıcı ve beden eriticidir. Şimdi söyle bakalım, Yusuf'a duyduğun aşk nerede? O aşk hala yerli yerinde. Onu bütün benliğimle büyüttüm. Gönlümde korudum yüzersiz. Seni unuttuysam beni bağışla. İradesi bütün iradelerin üstünde olan beni senden uzaklaştırdı. Benim bir kusurum yok. Bana bu şekilde şefkat gösteren sen misin yoksa? Hayır. Sana bu şekilde lütufta bulunan Allah'tır. Sen şu anda biricik Allah'ın lütfuna mazharsın. Ne diliyorsun benden? Sahip olmadığım ne dileyim? Sevgi istiyordum yanımda. Tanrı istiyordum, huzurundayım. Tek bir arzum var. Yusuf'u görmek. O da gören gözler istiyor. Ama bu da bende yok. Artık göremiyorum seni. Seni göremiyorum. Eğer sevgilinin gözlerini açacak gücü yoksa, Rabbinin var. Sen Rabbinden dile. Ben de dua edeceğim. O dilerse gözlerin açılır. Rabbim, bu yalvaran kulunun gönlünü aydınlattığın gibi, gözlerini de aydınlatacak bir ışık gönder. Yusuf'um, sen misin? Bana ne yaptınız Yusuf? Ey peygamber, ben sizi... Sizi görüyorum.
İyi bak. Herkesi görüyor musun? Ben yalnız sizi görüyorum. Yani sizden başkasını görmek istemiyorum. Bir kez daha Yusuf'umu göreyim ve öleyim diye görmeyen gözlerimi açmasını dilemiştim Rabbimden. Geriye kalan bu kısa sürede sadece sizi görmek istiyorum. Rahatsız edici sıcak gözyaşları, benden ne istiyorsunuz? Bırakın bu son demlerimi Yusuf'umu doya doya görerek geçireyim. Endişelenme Züleyha. Allah'ın iradesi sana ikinci bir ömür bahşedecek. Böylece yıllardır çektiğin acı ve uzun bekleyiş telafi edilecek. Allah'ın inayetini görüyor musunuz? İnanılır gibi değil. Züleyha'nın gözleri açıldı. Neden olmasın? Bir peygamber dua ettiğinde Allah onu kabul eder. Gözlerin açılması en basit mucizedir. Hanımefendi. Hanımefendi. Yemeni. Ne kadar yaşlı ve bitkin görünüyorsunuz. Bana adadınız. Ben sizi görüyorum. Sizi görüyorum. Sizler de Allah'ın lütuf ve inayetini görüyorsunuz, öyle değil mi? Ben ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım ey peygamber? Nasıl şükredeyim? Secde etmem yeterli mi? Ne olur söyleyin bana. Secde etsem olur mu? Evet. Şükür secdesinde bulun. Kulluğun en güzel tecellisi secdedir. Amon Tapınağı'nın rahipleri ne görüyorlar? Hala şüphe ediyor musunuz? Ben bir şey görmüyorum. Akıllı olduğumu az önce siz söylediniz. Şu halde bu oyunlara inanacak kadar aptal değilim ben. Hile ve yalanla geçen bir ömür sizi sağır, dilsiz ve kör yap. Ve bu sapkınlığınızdan asla dönmeyeceksiniz. Tek bir Allah'ın kudretine inanmak, Züleyha'nın gözlerinin açılması mı size aptalca geliyor? Ben her ikisinden de şüpheliyim. Bundan önce Züleyha'nın kör olduğuna hiç mi hiç inanmıyorum. Züleyha'nın kör olduğunu bütün şehir biliyor. Bunda şüphe yok ama ben şimdi sizin kör olduğunuzu düşünüyorum. Züleyha'nın kör olduğundan şüphelisiniz, öyle olsun. Peki, onun yaşlanıp çöktüğüne inanıyor musunuz? Eğer o genç ve güzel olursa iman eder misiniz? Mehmet.
Bu çok açık. Ancak eğer ölüler hayat bulursa, karanlıklar aydınlığa çıkarsa, Züleyha da işte o zaman gençleşir. Thank you.
Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Yardım edin. Yardım edin çabuk. Edin acele lütfen. Edelim. Hanımefendi. Kendinize gelin. Evet Ankh-Morpho. Züleyha da gençleşti. Biliyordum. Binlerce kişiyi küfre, şirke ve putperestliğe sürükleyen bir kişi hiçbir zaman hidayet nuruyla aydınlanmaz. Hala Yuzarsef'in Rabbine iman etmeyecek misin? Hala aşağılık Amon'a tapmaya devam mı edeceksin? He? Ben Yuzarsif'e doğru gidiyorum. Ben artık Amon'a tapanlardan biri olmak istemiyorum. Söyle. Allah'ın peygamberi beni kabul eder mi? Hoş geldin Hufo. Hoş geldin. Efendim. Efendim. Hanımefendi. Hanımefendi Züleyha, kendinize gelin lütfen. Efendim, lütfen. Lütfen. Ayna. Ayna. Bu inanılır gibi değil. Allah böyle bir inayeti kimseye yapmaz. Allah seni çok seviyor Züleyha. Gözleriniz açıldığı için Allah'a şükretmeliyiz. Yine genç ve güzel olmanıza sevindim. Benim eskiden de gören gözlerim ve güzel bir yüzüm vardı. Ancak o zaman onların yaratıcısını tanımıyordum. Bu günahkar kuluna inayet ettiği için Allah'a şükrediyorum. Şükürler olsun sana Allah'ım. Efendim,
Yüzersif Hazretleri kapıda bekliyorlar. Hanımefendi Züleyha'yı görmek istiyorlar. Hayır. Hayır, şimdi değil. Kendisinden özür dileyin. Şimdilik beni mazur görsün. Eğer izin verirseniz, Rabbimle birkaç gün yalnız kalmak istiyorum. Allah'tan başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu kaçınmanın nedeni ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Ama şu anda kendilerini görmek benim için takdir edilmemiş. Benim adıma kendisinden özür dileyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.